Kimliklerini mi karıştırıyor? Hala bir askeri nitelikle mi kendisini ortaya koyuyor? Bu yüzden mi sinirleniyor bu kadar? Evet, geçen bir arkadaşım dedi ki, ya dedi, genel kurulda çok az konuşuyorsun. Gerçekten 3 yıl önce, yılda bir gün, bakın sadece yılda bir ay, 12 ayda bütün olumsuzlukları bir yıl, işte bütçe görüşmelerinde, çünkü bakanları da göremiyorsunuz. Bakanlar hak getire. İşte eskide soru önergeniz vardı, kanun teklifleri, bunların hiçbirisine cevap verilmiyor. İşte yılda 10-15 gün geliyor burada. Gidişatla ilgili başka türlü yakalayamıyorsunuz. Soru soracaksınız. Onun bir tek görevi var. En ağır soru sorulabilir. Dünyanın her yerinde böyledir. Yani demokrasinin temel kuralı, bir yıl içerisindeki muhasebeyle ilgili ben sana soru soracağım. Siyasetin ne ağrı kaldı ne edebi kaldı kardeşim. Bir siyasetçi olarak gerçekten utanıyorum. Geçmiş döneme baktığımızda, yayınlarınızda da tecrübeli gazetecisiniz. Yani eskide işte çok kızdığımız Demirel'inden, Özal'ından aklınıza gelebilecek rahmetli Erbakan'dan en ağır sorular sorulurdu. Hiçbirisi asla ağzını bozmamıştı. Gazeteciler olarak da siz ne sorular soruyordunuz? Hiç unutmam, yani yayınlarınızda da göreceksiniz. Sayın Perinçek'in bir sorusu var. Başbakan masada, ana muhalefet lideri masada, bütün liderler masada, hiç kimse istifini bozmadı. Böyle bir nümpellik olabilir mi ya? Üstelik o ana soru... Ana muhalefet lideri ya! Gülsel Bey, o soru Türkiye'de o dönem tabu sayılabilecek, Kürt meselesiyle ilgili... Efendim, daha ileri gidiyorum diyorlar ya, 90'lı yıllar. Evet, tam da 90'lı yıllarda o soru soruldu. Hani 90'lı yıllar... 90'lı yıllarda öyle bir soru soruldu ki, şu anda o soru sorulsa hem televizyon kapatılır hem de soruşturma açılır. Yani demokraside, hukukta geldiğimiz duruma bakın. Ben bir konuşma yaptım. Konuşma şu. Türkiye Sayıştay raporuna okuyorum. Kendi raporum değil. Yani devletin kurumu Sayıştay raporu hırsızlıkları, yolsuzlukları tespit etmiş. Devletin şeyi. Aşağıda bağırıyorlar, iftir. Ya Allah belanızı versin ya. Ya rapor diyorum kardeşim, devletin raporu. Allah belanızı vermesin, evet. Ver ya kardeşim, yapmayın ne olursunuz. Yani arımız olsun, edebimiz olsun, yalan konuşmayalım. İnsanların, bakın, insanlar şu anda, ben 2 gün önce ablam dedi ki, bir komşum seni arayacak dedi. Arasın dedim ablacığım. Aradı, bugüne kadar çokça telefonlarla karşılaşmışız. Kadının çocuğu felçli, 1,5 yıldır tedavi görüyor. Annesi bakıyor, bakım ücreti alıyor. Çocuk iyileşmeye doğru gitmiş. İyileşebilecek, önümüzdeki günlerde de ayın 5'inde hastaneye gidecek. Büyük olasılıkla iyileşti diye rapor alacak. Annenin kaygısına bak. Çocuğunun iyileşmesine mi sevinsin, kesilecek maaşına mı sevinsin? Şimdi böyle bir ortamda bunları nereden konuşalım Allah aşkına ya? Ya bir ülkenin ana muhalefet lideri, eğer o ülkenin cumhurbaşkanı, o ülkenin yöneticileri rahatsız olmamışsa yazıklar olsun size kardeşim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ana muhalefet liderine bu cümleyi nasıl kullanabilirsiniz? Orada bir milletvekili soruyor. Ve kaldı ki şu andaki bakanların hiçbirisi seçilmiş bakan değil, atanmış birer memur. Kaldı ki seçilmiş de olsa sonuç itibarıyla sorular sorulacak, medeni bir şekilde cevap vereceksiniz. Ben dünyada birçok ülkelerdeki bu müzakereleri de izlemiş bir insanım. Ne ağır sorular soruluyor. Tane tane cevabını veriyor. İster tatmin olursunuz, ister olmasınız. Şimdi hepsi mafya lideri gibi. Böyle bir şey olur mu? Tehdit, şantaj. Nah ne demek ya? Ya bir genelkurmay başkanlığı yapmış, en önemli makamlarda görev yapmış bir insan bu cümleleri kullanabilir mi? Ama tabii yani bu cemaat hoca ilişkisidir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı lafları hepimiz unuttuk. Sayın Genel Başkanımız, biz yeni MK'yı oluşturmuşuz. Aman ha dedi, devletten geldiği için. Sakın dedi, denkliği bozmayın dedi. Ne demek dedim Sayın Genel Başkanım? Yani dedi, genel başkanlar birbirlerine cevap versin. Onun altındaki genel başkanlar da, genel başkan yardımcılar da birbirine. Hiç dememişiz gibi 10 gün sonra dedi ki bu südü bozuklar dedi.
Şimdi yani bu hoca böyle yaparsa cemaatin ne yapacağını da peki kestirmek mümkün değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten tarihinin en pespaya dönemini geçiriyor. Yani bakanlarıyla, vekilleriyle kavgayı ya da yüksek sesle bağırma bir terfi niteliğine geldi. Çünkü ağanızın gözüne gireceksiniz. Başka türlü giremiyorsunuz. Küfürler, kavgalar, gazeteler, televizyonlar da ancak onlara haber yapıyor. Peki. Bir vekil olarak utandığımı ifade etmek istiyorum. Bir daha bir izleyelim Aytun Çıray'ın soru sorduğu ve Hulusi Akar'ın yanıt verdiği o anları. Çok makul bir